İstanbul Air Show'da uzun zamandan sonra yeni nesil bir iş jetinin mock-up'ı sergilendi. Dün yaptığımız ilk videoda da bununla ilgili bilgiyi vermiştik. Mock-up dediğimiz kabinin birebir ölçüsünde hazırlanmış bir modeli ve tabii ki Dassault Falcon'ların Türkiye temsilcisi Soylu Havacılığın Genel Müdürü Alişan Soylu'yla beraberiz. Alişan Bey, 6X projesi bir yandan uçuşlar devam ediyor. Ne aşamaya geldi? Bir son durumunu alalım, sonra da uçağın biraz teknik özelliklerini şöyle bir kabininle beraber bakalım. Memnuniyet. Öncelikle hoş geldiniz. 6X mock-up'ını getirdik çünkü bu uçak çok yeni bir uçak. Çok yeni teknoloji içeriyor ve şu anda çap olarak dünyadaki en geniş iş jeti. Dolayısıyla bunu müşterilerimizle ve havacılık aşıklarıyla paylaşmak istedik. O yüzden de getirdik. Uçak şu anda 4 uçak olarak uçuyor. İkisi kabinli, ikisi test cihazlı. Tahmin ediyoruz sene sonunda FAA ve EASA sertifikasyonlarını alacak. Ve 2023'ün başından itibaren de teslimatlar başlayacak. İnşallah bir aksilik olmazsa da Eylül 2023'te yurdumuzda da uçmaya başlayacak bir tane. Şimdi tabii sizin çok büyük gizlilik içeriyor müşterilerinizle yaptığınız anlaşmalar. Söyleyemiyorsunuz haklı ama bir Türk bayraklı 6X 2023'ün Eylül'ünde geldiğini söylüyorsunuz. Evet. Şimdi uzun süre uzun menzilli uçaklarda 3 motoru vardı, 2 motora düştü. Kabin dışında performans açısından bu uçak neler sunuyor? Örneğin İstanbul'dan nereye duraksız uçabiliyor? İstanbul'dan aslında tabii rüzgarlara bağlı olarak bir kere New York kesinlikle olabiliyor. Ama eğer rüzgar az olursa karşı rüzgar Chicago'ya kadar gidebiliyor. Bu uçağın .85 Mach'la menzili aynı şekilde .85 Mach'la 7X uçarsa 7X'den uzun. Yani motorlar daha farklı. Sessizlik çok farklı 7X'e göre. 8X'ten de sessiz olacağına inanıyoruz. Çünkü testlerdeki netice öyle. Kabinli olan ölçümler yapılıyor o test uçağında. Ve şu ana kadar verilerimiz hepsi daha sessiz olduğunu gösteriyor. Daha büyük camlara sahip ve 30 tane cam var. Uçağın içi gündüz gibi, yani çok rahat. Bir de biliyorsunuz uçakta girdiğiniz anda mutfak bölümü. O mutfak bölümü her zaman karanlıktır. Dassault buna da bir çözüm getirdi ve tepeye bir cam koyduk. Dünyadaki tek tepede camı olan uçak. Dolayısıyla oradan da aldığı gün ışığıyla giriş aydınlık oluyor. Yani. Ben tabii izleyicilerimize de şunu söyleyeyim. Uçağın tamam yanına camları koyabiliyorsunuz aerodinamik, mühendislik, tasarım olarak ama tepesine bir cam koymak, o gövdede bu modifikasyonu yapmak hiç de kolay değil. Sonuçta Dassault'un baktığımız zaman askeri teknolojisi, bunlarla ilgili yaklaşımları ve tecrübesi de her zaman olduğu gibi herhalde Falcon ailesine yansıyor. Tabii ki. Bunda Easy'nin 4. evresini kullanıyoruz. Digital Flight Control System var zaten. Kablolu uçuş sistemi. Ve bu uçak yani handling'i diyelim o kadar güzel ki birçok meydana ulaşabiliyorsunuz. Cannes gibi, ne bileyim La Mole, işte ne bileyim Lugano. Yani bizim oraya biliyorsunuz 3 motorlu uçaklarımız da iniyor. London City en önemlisi. Bunların hepsini kullanabiliyor. Şimdi 3 motorlu uçaktan 2 motorlu, tabii motor teknolojisi devamlı gelişiyor. Fakat biz 3 motorlu yapan tek firmayız biliyorsunuz. O yüzden biz 3 motorluyu devam edeceğiz. Çünkü bizim 3 motorlu da ayrı bir kategoride müşteri kitlemiz var. Onlar 2 motorluyu düşünmüyor mesela. 3 motorlu ama bizim 3 motorumuzun toplam gücü 2 motorun altında kalıyor her zaman. Dolayısıyla onların da 3 motorlu olmasına rağmen giderleri çok düşük. Dolayısıyla yani 3 motorlu olması 3 motor daha fazla gider anlamı taşımıyor bizde. Uçağın dizaynı 2 motorla da 3 motorla da gayet rahat uçup her türlü görevi yerine getirebilecek şekilde. Tabii ki bu seçimlerde uçulan meydanlar, menzil, kaç kişi seyahat ediyorsunuz, bunlar da önem taşıdığını düşünüyorum.
düşünüyorum. Bir de Falcon 6X'in şu an liste satış fiyatı ne kadar, onu da sizden bir duymak isterim. 54 milyon dolar civarında şu anda. Çünkü bizim teslimatlarımız 2025'e taştı. 2023 ve 2024'ü tamamen satmış durumdayız. 2025'te teslim edebiliyoruz. O yüzden de tabii enflasyonla birlikte fiyatlar da yükseldi. Ama yapacak bir şey yok. Yani bütün imalatçılarda da aynı durum söz konusudur diye düşünüyoruz. İşte inşallah ileride 2025'te 10X'i de çıkarırsak o zaman biz çıtayı iyice yukarıya taşımış olacağız. Çünkü 10X'in kabini 6X en büyük dedik. O güne kadar en büyük. Şu anda 1.98 yüksekliği var. 2.58 genişliği var. 10X geldiği zaman ortaya 2.03 yükseklik, 2.77 genişlik var ve 4 lounge, yatak odalı ve duşlu. Yani o artık havadaki penthouse bize göre. Standartlar yukarıya doğru yükseliyor. Devamlı gidiyor, evet. Yani şu anda buna da bir ilgi var. Ve dikkat ederseniz bütün uçakların menzilleri uzuyor. Uçak kabini daha hani ferahlıyor, daha rahat olmaya başladı. Çünkü uzun uçuşta haklı olarak insanlar rahat bir kabinde uçmak ister. Küçük kabinde o kadar uçuşu yapmak çok zor. Dolayısıyla biz de onu düşündük ve Dassault aslında bu çalışmayı 3-5 yıl önce başladı. Ama çok sessiz başladı, sessiz gitti ve en sonunda geçen sene internet üzerinden açılışını yaptılar o uçağın. Kanatları falan bitmiş durumda. Önümüzdeki yıl toplanmaya başlıyor uçak. Yani bir araya gelecek, montajına girilecek. Tahmin ediyoruz 2023'ün sonuna doğru da test uçuşları başlayacak. 24-25'in ortasından itibaren de teslimatları başlayacak. Bu arada tabii izleyicilerimiz 1.98'i değil mi bu? Bu 1.98'den 2.03'e 5 santim, 5 santim dediğiniz zaman yıkıyorsunuz bütün gövdeyi, sıfırdan tasarım yapmak durumundasınız. Evet. Bu ayrı bir süreç, ayrı bir uçak haline geliyor. Bunu da zaten mühendislik olarak çok iyi bir şirket. 2.58'e 2.77'ye çıkıyorsunuz. Yani bu da tamamen yeni. Kanatlar kompozit mesela 10X'te ve ince, hem hafiflik sağlıyor hem sürati artırıyor. Bu uçağın da mesela bunu 90 Mach'la uçurabilirsiniz. Çünkü en son sürati bunun 92.5 Mach. Ve dediğim gibi 85 Mach'la gayet rahat New York'a gidebiliyorsunuz. Yani her hava şartında. Şimdi tabii salgın dönemi içerisinde iş jeti kavramı da değişti. İş adamları için daha ön plana çıktı. Salgın Türkiye'deki iş jeti pazarını nasıl etkiledi? Nasıl görüyorsunuz? Şimdi siz çok uzun yıllardır bu sektörde faaliyet gösteriyorsunuz. Evet. Şimdi şöyle, ilk başlarda tabii bu seyahat kısıtlamaları, ülkelerin koyduğu kısıtlamalar, iş adamları uçamaz oldu. Yani özel uçağınız da olsa gidemiyorsunuz bir yerden bir yere. Ama pandeminin gevşemesiyle birlikte bütün dünyada bir hareket başladı. Çünkü firmalar daha önce iki uçağı olan, Amerika için konuşayım mesela, 2-3 uçağı olan firma işte tasarruf tedbirleri falan deyip tek uçağa düşüyordu. Ama daha sonra bu değişti çünkü kimsenin hava yoluyla uçup da herhangi bir hastalığa maruz kalmasını istemiyorlar. Bütün yüksek seviyedeki yöneticilerinin uçakla uçmasını, özel uçakla uçmasını istiyorlar. Bu bizde de aynı şey tabii ki. Yani bizde de bir anda bu pandeminin gevşemesiyle uçak alımı furyası başladı. Bu tabii ki erken davranan şirketlerin elindeki white spec dediğimiz hazır olan uçakları aldılar. Erken davranamayanlar sıraya girdi veya o arayı kapatmak için kullanılmış piyasadan uçaklar aldılar. Ama ileride bunu yenileriyle değiştireceklerdir büyük ihtimal. Ve bütün dünyada bu şekilde oluştu ve
şu anda pek kullanılmış uçak pazarında uçak kalmadı desek yeridir yani. Epey bir rüzgar oldu demek, evet, ki bununla ilgili. Evet, evet, yani baya baya bir yani 2019'da 2018-2019 aşağı doğru hareketti. 2020'de düzeldi diyelim. 2020'de tırmanmaya başladı. Ve şu an aynı süratle tırmanmaya devam ediyor. Daha bu biraz daha devam edecek diye düşünüyoruz. Çünkü bazı ülkeler %100 vergi indirimi sağlıyorlar. Ne bileyim Amerika, Avustralya gibi bazı ülkeler diyorlar ki tamam aldın uçağı %100'ünü verginden düşebilirsin. İş adamları o zaman tabii o da bir avantaj oluyor. Durmuyorlar, alıyorlar. İşte sivil havacılık tabii salgın olarak 2 yıl çok büyük, havayolu tarafı çok büyük hasar gördü. Toparlanmaya çalışıyorlar. Artan bilet fiyatlarıyla biz biraz daha o zararı azaltmaya çalışıyoruz ama iş jetlerindeki çıkışta enteresan. Soylu Havacılık Genel Müdürü Alişan Soylu, Dasso bazında Falcon iş jetleriyle uzun yıllardır Türkiye ve bölgedeki ülkelere satışını gerçekleştiriyor ve dikkatli bir şekilde bu pazarın önümüzdeki birkaç yıl içerisinde de büyüyeceğine dikkat çekiyor.